tavşanımı nasıl beslemeliyim? Merhaba. Tavşan dostlarımız otovurdur. Yani çoğunlukla bitkileri ve bitki bazlı yiyecekleri yerler. Tavşanlar için lif oranı yüksek, dengeli bir beslenme çok önemlidir. Onları yanlış beslemek diş hastalığı ve bağırsak durması gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Tavşanımı nasıl beslemeliyim? Tavşan dostumuz için en iyi diyet, doğada yaşayan tavşanlarınkine en yakın olanıdır. Tavşanları samanla, taze sebzeler ve otlarla, pelet yemlerle uygun şekilde beslemeliyiz. Tavşanı samanla besleme. Samanları, özellikle çayır otu ve diğer ot samanlarına tavşan dostumuz daha erişebilir olmalıdır. Yavru tavşanları yonca samanı ile beslemeye başlamalıyız. 6-7 ay sonra da ot samanlarını diyetlerine ilave edebiliriz. Tavşan dostumuz 1 yaşına kadar, yani sadece ot samanı ile beslenmeye başlayıncaya kadar yoncayı kademeli olarak azaltmalıyız. Yonca samanı çayır samanlarından daha yüksek kalsiyum ve protein, daha düşük lif içerir. Saman gibi kaba yemler kıl yumaklarının önlenmesine yardımcı olur ve dişlerin törpülenmesini sağlar. Tavşanı taze sebze ve otla besleme. Sebzeler tavşan dostumuz uzun diyetinin büyük bir bölümünü oluşturmalıdır. Tavşanın büyüklüğüne bağlı olarak günde 2 veya 4 bardak taze sebze verilmelidir. Ayrıca günde 2 kez 1 avuç yeşil yapraklı taze otla beslemeliyiz. Dengeli olarak beslenmesini sağlamak için her gün diyetini çeşitlendirmek gereklidir. Tavşan dostumuzun sindirim rahatsızlıkları oluşmaması için diyet değişikliklerinin kademeli olarak yapılması gereklidir. Diyetine yeni bir sebze ilave edeceksek her seferinde yalnızca bir yeni sebze eklemeliyiz. Böylece tavşan dostumuza ishal veya başka bir problem varsa sorunun hangi sebzeden kaynaklandığını bilmek kolay olacaktır. Çeşitli baklagiller, muz, üzüm, kraker, cips, ekmek, fındık, makarna, patates, çikolata, kurabiye ve rafine şeker, tohumlar gibi nişastalı gıdalardan veya yüksek şeker içerikli gıdalardan kaçınmak gereklidir. Bu gıdalar çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Tavşanı peletlerle besleme. Peletler besin açısından zengin ve dengeli olduklarından tavşan diyetlerinde önemlidir. Saman, ot ve taze yiyeceklerin yanı sıra günde 1 veya 2 kez tavşanın ağırlığına göre 1 çorba kaşığı pelet yem verebiliriz. Bu miktarlar günlük olarak az gelebilir. Fakat bu gıdalar konsantredir ve günlük ihtiyaçlarını karşılar. Peletlerin içerikleri kolay sindirilebilir, vitaminli tohum çeşitlerinden oluşmaktadır. Özel olarak formüle edilmiş Goldwings Premium The Best tavşan ve kemirgen ürünlerimizi sevimli dostlarımız için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Önemli bir uyarım olacak. Sadece peletlerden oluşan bir diyetle beslemek obeziteye neden olabilir. Evcil tavşanınız için sindirim rahatsızlığı olasılığını artırabilir. Tavşanın seçici ise pelet yemlerinin eklenmesi diyetinin dengeli olmasını sağlar. Tavşanlar ve ödüller. Saman, sebze ve peletler dışındaki tüm her şey ödül olarak kabul edilir. Bu ödüllerin mutlaka dikkatli ve ölçülü olarak verilmesi gereklidir. Diyet uygun değilse tavşan dostumuzun sindirim sisteminde ciddi rahatsızlıklar olabilir. Tavşanların günlük olarak değiştirilen taze ve temiz suya erişimi olmalıdır. Birçok tavşan su kabını su şişesine tercih eder. Soğuk havalarda tavşanlarınızın suyunun donma ihtimaline karşı sürekli kontrol edin. Tavşanlar için doğru beslenme neden bu kadar önemlidir? Diş sağlığı. Tavşanların dişleri yaşamları boyunca sürekli büyür. Çünkü sürekli dişlerini aşındıran çok yüksek lifli diyetleri yemeye evrimleşmişlerdir. Tavşanların diyetlerinde yeterli lif yoksa dişleri aşırı büyüyecektir. Dolayısıyla dillerine ve yanaklarına giderek bir takım rahatsızlıklara neden olacaktır. Bağırsak sağlığı. Tavşanlar ayrıca bağırsaklarını hareket ettirmek ve diğer ciddi rahatsızlıkları önlemek için yüksek lifli bir diyete ihtiyaç duyarlar.